Merhaba sevgili dostlar. Mevcut durum nedir? Mevcut durum şu. Şu anda ben bu videoyu evde çekiyorum. Telefonu karşıya sabitledim. Yönetmenim Ömer Baba yoktur. O kendi evinde, ben kendi evimdeyim ve günlerdir hepimiz, hepiniz evlerimizdeyiz. Çünkü sokaklara çıkamıyoruz. Çıkmamamız gerekiyor. İbadethanelere gidemiyoruz gitmememiz gerekiyor. İş yerlerimize gidemiyoruz. Gitmememiz gerekiyor. Alıştığımız rutinler, spor salonları, parklar, gezmeler, dolaşmalar, eğlence merkezleri, kafeler, kahvehaneler, sevdiğimiz mekanlar gidemiyoruz. Gitmememiz gerekiyor. Mevcut durum bu. Çünkü bir saldırı ve tehdit altındayız ve tam bir acil durum yaşıyoruz. Bir afet durumu yaşıyoruz. Bir virüsün saldırısı altındayız. Yaşam tarzımız sadece Türklerin değil, İngilizlerin, Rusların, Almanların, Çinlilerin, Japonların, Korelilerin, tüm dünyadaki tüm ırkların, tüm ülkelerin inançları ne olursa olsun hepsi risk altında. Yaşam tarzları tehdit altında. Çünkü bu bulaşıcı virüs din, dil, ten rengi ayırmıyor. Tüm insanlığın hayatını tehdit ediyor yüksek bir hızla bulaşıyor. Ve elbette ki sürekli bu haberlere maruz kalıyoruz. İlk duyduğumuz zamanlar bazılarımız çok ciddiye almadı. Hala bazılarımız çok ciddiye almıyor. İlk duyduğumuz zamanlardan itibaren bazılarımız aşırı ciddiye aldı. Çünkü zaten kaygılı bir yapıları vardı. Bazılarımız ise biraz daha orta yolu, biraz daha gerçekçi bir hattı takip ederek ciddi aldı, tedbir aldı, hayatına devam etmeye çalıştı. Ve tüm dünyada öyle bir noktaya geldi ki sürekli televizyonlardan, sosyal medyadan, hücum halindeki haber akışlarından hastalığın bulaşma hızını izler olduk. Ölümlerin sayısı sürekli rakamlarla ard arda yükseliyor ve hangi ülkeden hangi ülkeye ne kadar hızda geçtiğini, nasıl bir yıkıma sebep olduğunu biz televizyonlardan ve sosyal medyadan takip ediyoruz. Ve sonra baktı ki bu iş hiç de öyle küçümsenecek gibi bir iş değil. Bizden çok daha gelişmiş olduğunu varsaydığımız ülkeler kan ağlıyor. İtalya örneğinde olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi, Çin'de veya başka ülkelerde olduğu gibi. Bizden daha gelişmiş olduğunu düşündüğümüz, çok beğenip de kendimizi beğenmediğimiz, o çok beğendiğimiz ülkelerde de durum değişmedi. Sonra baktık ki prenslere de bulaşıyor, devlet başkanlarına bulaşıyor, fakire fukaraya bulaşıyor. Yani ne insanların cebine bakıyor, ne banka hesap numarasına bakıyor, ne rütbesine, ne asaletine bakıyor herkese bulaşıyor. Ve insanlık tehdit altında. Mevcut durum budur. Evlerimizden çıkamıyoruz. Çıkmamamız gerekiyor. Bunu kabullenmemiz gerekiyor. Öncelikli olarak karşılaştığımız iki durum var. Mevcut durumun sebep olduğu iki sonuç var. Birincisi hastalığın bulaşma korkusunu tüm benliğimizle hissetmemiz. İkincisi hastalık bulaşma korkusunun sürekli iç dünyamızda büyüyerek başka kaygılarla, başka korkularla, dinlediğimiz haberlerle sürekli ölüm haberleriyle, sürekli yayılma hızıyla, bütün bu haberlerle ve akışla, haber akışlarıyla besleyerek virüs salgınını bir korku salgınına dönüştürmüş olduk. Elbette ki insanları haberdar etmek için bu öngörülmez virüs salgınını yayarken, insanları ikaz ederken bazı bilinçli veya bilinçsiz yayınlar kantarın topuzunu kaçırıp aşırı kaygıya, paniğe ve bir korku salgınına da dönüşmesine yol açmış oldu. Evet mevcut durum bu. Hepimiz evlerimizdeyiz. Çünkü virüsün bize bulaşmayacağını varsaysak bile sevdiklerimizin canına kastettiğinden eminiz. Dalga dalga yayılıyor eminiz. Ve evlerimizdeyiz. Elimiz kolumuz bağlı. Burada yüksek bir korkunun, yüksek bir kaygının tüm benliğimizi kuşatması normal. Çünkü bir yandan korku ve kaygının haklı bir sebebi var. Bir yandan ise evlerimize kapalı kaldığımızda bireysel hak ve özgürlüklerimizin mecburen acil durum gereği, afet koşulları gereği, tehdit, virüs tehdidi altında, salgın tehdidi altında bireysel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanması ve diğer insanlarla temasın mümkün mertebe azaltılmasından başka çare ve çözüm yok. Çünkü mevcut durumun en önemli noktasından bir tanesi henüz aşının bulunmamış olması, henüz bu salgına, korona virüsüne karşı bir ilacın geliştirilmemiş olması ve kısa sürede de sanki geliştirilemeyecek gibi görünüyor. Ve uzmanlar virüsün yayılım hızını kesmek ve zaman kazanmak için bulaşma riskini aza indirmemizi bize öneriyorlar haklı olarak. Bu sebeple eve kapalı kaldık. Bu sebeple bireysel hak ve özgürlüklerimiz kısıtlandı. Komşuna bile gidemiyorsun. Canın sıkılıyor biliyorum. Risk altındasın. Hissettiğim bu yüksek kaygıyla beraber bir yandan işçi işine gidemiyor. İşveren işine gidemiyor. İnsanlar ekonomik gelecekleriyle ilgili büyük bir risk algısını da giderek hissetmeye başladı. Çocuklarımız okullarına gidemiyorlar. Bu çocukların okulu ne olacak? Geleceği ne olacak? Ya hastalık gelip beni bulursa, ya ben hasta olursam öksürüklere kulak kabartmaya başladık. Birisi öksürse neredeyse tir tir titreyenler görüyoruz. Hapşıran insanlardan kaçan insanlar görüyoruz. Çünkü kaygı oranı giderek yükseliyor. Bu hissedilen yüksek kaygıyla beraber evlere kapanmış olmanın bizde oluşturmuş olduğu o kısıtlı yaşam yani alışkanlıklarımızın bozulmuş olması, rutinlerimizin bozulmuş olması bizdeki kaygıyı ve kaos ve bunalımı üst düzeye çıkartıyor. Ciddi bir korkuyla baş başayız ve bundan dolayı panik yaşıyoruz. Nasıl panik yaşıyoruz? Marketlere saldırıyoruz eşya biriktirmeye, yiyecek stoklamaya gayret ediyoruz. Ve panikle beraber insanların depresyonunu körükleyen, kaygısını daha da yükselten bir belirsizlik durumu var. Virüsü kabullendik. Evden çıkmamayı da yüksek oranda kabullendik. Hasta olmaktan, virüsün bize bulaşmasından korkuyoruz. Veya virüsün sevdiklerimize bulaşmasından korkuyoruz. Bu kaygılarımızın hepsi yerli yerinde. Ve bu kaygılardan dolayı panik yaşamamız normal. Ve ama hemen ardı sıra ne zaman biteceği belli değil aşının bulunup bulunmayacağı hali hazırda belli değil. İlacın bulunup bulunmayacağı hali hazırda belli değil. Ve insanlar bu belirsizliğin ortasında giderek artan bir depresyonun içine de düşüyor. Yapılan açıklamalarda herkesin dilinde bir cümle var. Herkes. Mesela dini duyguları çok güçlü olanlar sebep ararken takip ediyorum ben de medyadan basından. Diyorlar ki dünya gırtlağına kadar, insanlık gırtlağına kadar günaha battı. O kadar büyük günahlar, o kadar büyük günah karca ve aleni bir şekilde işleniyor ki işte bu virüs bir ikazdır, beladır diyorlar. Herkes kendi dini açısından, dini inancı açısından böyle yorumlayabiliyor. Öteki taraftan veganlara bakıyorum. Veganlara da diyor ki o hayvanların etini yiyorsunuz. Hayvanların etini yiye 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 yediniz ve en sonunda hayvandan size virüs bulaştı ve geldiğimiz nokta budur. Yani bu salgının sebebi hayvan et yemektir. Sosyalist anlayışa sahip kesimlere bakıyorsunuz veya komünist anlayışa sahip insanlara bakıyorsunuz. Diyor ki kapitalizmin insanlığı getirdiği nokta budur. Virüsle yok olma, salgınla yok olma, iflas noktasına gelmiştir. Sebebi kapitalizmdir diyor. Mesela komplo teorisyenlerine bakıyorsunuz bir üst akıldan bahsediyorlar ve üst aklın 20-30 yıldır uygulamaya koyduğu bir planı yaşıyoruz. Bütün bunların hepsi insanın hacklenmesi, insana çip takılması ve insanın yarı robot haline getirilmesi diyorlar. Budisti kendi açısından, Müslümanı, Hristiyanı kendi açısından, Yahudi kendi açısından, Veganı kendi açısından, Komünisti kendi açısından. Yani insanlar kendi anlayışları doğrultusunda sebep buluyorlar. Ama hepsinin birleştiği bir cümle var. Bir telkin gibi beynimize yerleşiyor. O cümle şu. Artık hiçbir şey şey eskisi gibi olmayacak. İki gözüm artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak da nasıl olacak? İşte burası boşlukta bırakıldığı için insanların zihnindeki o belirsizlik kaosunu iyice büyütüyor. Yani ilacın bulunmamış olması, aşının bulunmamış olması bu salgının ne zaman biteceği insanlar işine gidecek mi, gitmeyecek mi ne zaman gidecek, çocukların okulunda olacak geleceği ne olacak, nasıl hayatımızı devam ettireceğiz, kaç ay evde kalacağız gibi belirsizliklerle beraber bütün insanlık alemiyle ilgili dünyanın düzeniyle ilgili de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken nasıl olacağı noktasında insanlara umut vaat eden bir bakış açısı maalesef yoktur. Bilinçaltı belirsizliği asla kaldıramıyor. Ve bu insanı depresyona sürüklüyor. Virüs bulaşacak korkusu ciddi bir kaygıya dönüşüyor. Kaygı paniğe yol açıyor. Panik belirsizlikle birlikte birleştiğinde depresyon ve kaygıyı ortaya çıkarıyor. Ve kendi kuyruğunu yutan yılan gibi bu kısır döngü içerisinde kala kalıyoruz. Elbette ki sevgili dostum ikimiz aynı gemideyiz. Tüm insanlık aynı gemide. Hiçbir ırk, hiçbir dini inanç, hiçbir anlayış görüş farkı gözetmeksizin herkes aynı tehdit altında, aynı belirsizliğin dipsiz kuyusuna düşmüş durumdayız. Ve bütün bu korku salgınından, salgın haline dönüşmüş korkudan, oturduğumuz yerde çoluğumuzu, çocuğumuzu depresyona sürükleyen, sıkıntıya sürükleyen, evlerimize ateş koyan, bizi evlerimize hapseden ve Yaşam tarzımızı, bireysel hak ve özgürlüklerimizi tehdit eden, geleceğe dair umutlarımızı söndürmeye çalışan bu korku salgını ile ilgili neler yapacağız? Elbette ki yapılacak şeyler var. Öncelikle sevgili dostlar, şunu beynimize tamamen kazımalıyız. Her şey doğar, büyür ve ölür. Virüs doğdu Koronavirüsü doğdu, hızlıca yayıldı, hızlıca büyüyor ve hızlıca ölecek. Geriye insanlık kalacak. Çocuklarımızın geleceği kalacak. Geriye iyilik, yardımlaşma, dayanışma ve birbirimize destek olmamız, birbirimize omuz vermemiz, birbirimize umudu aşılamamız kalacak. Çocuklarımıza bir defa öncelikle bu kritik zamanlarda, bu kriz zamanlarında tavırlarımızla, davranışlarımızla umudu taşımayı onlara, umudu yaşamayı onlara öğretmeliyiz ve göstermeliyiz. Öncelikli olarak şunu anlamak gerekiyor. Mecburen kabul etmek durumundayız. Çünkü tıpkı büyük bir sel gibi, tsunami gibi, bir deprem felaketi gibi, büyük bir dünya savaşı gibi, evet büyük savaşlar ve büyük doğal afetler gibi bu salgında afet kavramı çerçevesinde ele alınmalı. Yani senin, benim, hükmetlerin kontrolü dışında gelişen ve yayılan bir afet. Çünkü doğal afetlerin ortak özelliği cana kast eder, mala kast eder, ekonomiyi alt üst eder, sosyal yaşamı alt üst eder. Hepsi oluyor. Ve bir afet söz konusuysa yanı başında şu kavramları görürüz. Acil durum, tehlike, risk, bütün bunların hepsi Acil durum, tehlike ve risk. Kimin için? İnsanlar için, hepimiz için. O zaman acil durumda olağanüstü durumlar devreye girer ve olağanüstü tedbirler alınır. Alınması gereken tedbirler ikiye ayrılır. Birincisi, elbette ki devletin alması gereken tedbirler. Yani özel kurumların, özel kuruluşların dayanışma içerisinde bir araya gelerek alacakları tedbirler ki Ülkemizde bu hızlıca alınmaya başlandı. Yani bireysel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlandığını hissedebiliriz. Ama bu bizim yaşamamız için. Sevdiklerimizin, büyüklerimizin, çocuklarımızın yaşaması için. Bu bir tedbirdir. Bunu kabul etmeliyiz. Bu süre zarfında elbette ki canımız sıkılacak. Elbette ki hepimiz endişeliyiz. Kendi adımıza sevdiklerimiz adına endişeliyiz. Ve bu gayet normal. Hiç kimse kaygıdan tamamen kurtulmayı beklemesin. Çünkü bu beklenti gerçek dışı bir beklentidir. Yaşadığımız bu kaygıyı ve endişeyi kabullenmeliyiz. Ve ama bununla başa çıkmayı öğrenmeliyiz. Biz ise kurum ve kuruluşların dayanışma içerisinde aldığı bu tedbirleri yani toplu yerlere gitmeme, sokaklara çıkmama, insanlarla temastan kaçınma ta ki bu salgın geçinceye kadar bizi yaşatmak için, toplumu yaşatmak için yöneticiler tarafından önerilen, bilim adamları tarafından önerilen bu tedbirlerin hepsini kabullenmek gerekiyor. Biz ise bireyler olarak bütün bu alınan tedbirlere uyumakla onlara yardım etmek durumundayız. Bizim görevimiz bu. Bu süre zarfında elbette ki endişelenmemiz normal. Hepimiz kaygılıyız. Kaygıdan kurtulmayı beklemek gerçek dışı bir beklentidir. Sevgili dostum, biz evlerimizin odalarında dışarıya çıkmaktan mahrum olduğumuz şu günlerde o görünmez tehdidi, virüsü bilim insanları alt edinceye kadar sağlık çalışanlarına, bilim insanlarına yardım etmekle mükellefiz. Alınan tedbirlere uyarak, evde kalmaya riayet ederek ve temastan kaçınarak. Peki bu süre zarfında evde karşılaşacağımız bu kısıtlı yaşam koşullarında karşılaşacağımız sorunları ne yapacağız? Bu çok önemli. Elbette yapılacak çok şey var. Çünkü biz insanlar yaşama hakkına karşı olan her şeye karşıyız ve mücadele ederiz. Ve sevgili güzel dostlarım elbette ki kalbimizin beslenmesi gerekiyor. Sana iyi hissettiren şeyler oku. Aç inandığın kitabı oku. Yüce Yaradan'a sakin bir kalple İnançla dua et. Hem kendin için, hem ailen için, hem insanlık için dua et. Duanın müthiş bir telkin gücü olmasının yanında yüce yaradına sığınmanın da insan ruhunu sakinleştiren bir tarafı var. Bütün bunların hepsi geçiyor sevgili dostlarım. Biraz sabretmemiz gerekiyor. Bağrımıza taş basmamız gerekiyor. İnsanlık bunun gibi bir sürü salgın gördü, bir sürü doğal afet gördü. Ve bütün her şey gibi salgınlar da doğar, büyür ve ölür. Doğdu, hızlıca büyüyerek dünyayı sardı ve inşallah hızlıca ölecek. Geriye insanlık kalacak. Çocuklarımızın gülümseyen yüzü kalacak. Umudumuzu nasıl diri tuttuğumuz kalacak. Çocuklarımıza da bırakabileceğimiz en güzel miras bu. Kendinize sahip çıkın. Umudunuzu güçlendirin bu zor zamanları geçtikten sonra hep birlikte gülümseyerek birbirimizle kucaklaşarak sakınmadan candan içten bir şekilde birbirimize sarılarak yaşamı kutsayacağımız zamanlar gelecek. Evde kal temastan kaçın sevgiler saygılar sunuyorum.